Merhabalar, ben Güney Esen Türk. Bir videoda daha Nurcan Hanım'la beraber sizlerle birlikteyiz. Merhabalar Nurcan Hanım. Merhabalar Günay Bey. Ney? Bir daha Günay söyler Bey. Misin? Bir daha söyle. Günay Bey. Bir daha söyle. Aa yeter, tamam işte Günay. Günay bak, gene tam diyecektim ki ders almış. Bizi izleyen kitleden büyük ihtimal DM'den geri dönenler oldu değil mi? Oldu. Rüşvet mi? Hayır, kimseye rüşvet. Benim babam bile dedi ya geçen gün. Sen dedi Nurcan Hanım diyorsun dedi. O sana dedi Günay diyor dedi. Neyse, bu konuyu kapatıyoruz. O zaman futbol muhabbetine hoş geldiniz. Malum biliyorsunuz artık şu an sezon arası, futbolcular geliyor, futbolcular gidiyor, çeşitli dedikodular dönüyor. Günay, ben bugün magazin haberinden başlayacağım. İlginç bir haber. Yani Twitter'da görünce dedim, kaldım böyle. Baktım. Yani Galatasaray maçları var, Beşiktaş'ın maçları var. Bu sefer magazin yapacağız. Var, magazin mi? Magazin. Bu sefer magazin çünkü çok enteresan. Evet arkadaşlar, abone olun, abone. En önemlisi abone olmak. Evet, magazin sorusu. Allah, ben ya, ne? Ben ne anlarım ya oğlum? Bir de ben Rasim Ozan Kütahyalı değilim ki magazinden anlayayım, futboldan anlayayım. Ondan sonra siyasetten anlayayım. Tarihte ben Rasim Ozan Kütahyalı mıyım ben, magazin soruyorsun bana? Ya Günay. Biliyorsun Rasim Ozan Kütahyalı hepsini bir anda yapabiliyordu. Çok değişik bir insandı kendisi. Evet, tamam, devam edelim. O zaman tekrar bir hayda. Hayda. Haydi devam ediyoruz. Tamam, hadi. Sor bakalım, neymiş? Ece Erken, Fenerbahçe ünlü bir futbolcu bana gülen surat attı. Sonra onu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettik. Bana kimse öyle gülen surat atamaz. Kim demiş bunu, kim demiş bunu? Ece Erken. Ece Erken Beşiktaş'ıydı galiba. Beşiktaş'la atabiliriz, atarsa kabul edecek miymiş acaba? Vallahi ilginç bir açıklama. Ece Erken ben Fenerbahçe'li diye biliyordum. Hayır, Beşiktaş'ta Ece Erken de. Allah Allah, enteresan. Gülücük atmış sadece. Ne var bunda ya? Ben sana gülücük atabilirim. Ben herkese gülücük atabilirim. Ne var ki bunda? Sen bana gülücük at da hayırdır. Sen kime başka gülücük atıyorsun? Sen hayırdır ya? Ruslara belki atıyorumdur, bilemezsin. Telefonum kurcala. Bıktım şu Rus sevdasından, sende var ya. Abi ben Moskova'yı seviyorum. Moskova'yı seviyorum. Mesela Sparta Prag. Mesela. Merak ediyorum. Rusya'nın en sevdiğin özellikleri neler? Hadi. Bir dakika dur. Şey, Sparta Prag dedim ya, Prag demem lazımdı. Prag ne alaka değil mi? Şimdi Ümit Özat aklıma geldi, biliyor musun? Dedi ya Sparta Prag, Sparta'da ineceğiz. Ne alaka, niye Sparta? Prag da şeyde değil mi? Neredeydi Prag, neresi? Coğrafyamda çok Polonya'da. Kötü. Polonya değil mi? Yok, Polonya. Sen yok, de mi? Hayır ya, Polonya'da değil. Dur, karıştırdım. Aha. Çek Cumhuriyeti'nde. He, ya. Çek Cumhuriyeti. Tamam şimdi. Aklıma şey, Çek de olabilir. Çekoslovakya gitti. Tamam. Bak, Çek de olabilir. Çekler de güzel. Çek Cumhuriyeti çok güzel bir şey. Ülke. Orası da ayrı bir güzel. Her neyse, şimdi Ece Erken'e dönelim. Yoksa oradan eline terli kaldı şimdi. Rusya'nın sevdiğim 5 özelliğini söyleyecektim. Oradan direkt bir daha 5 özelliğini mi söyleyeceğim? Geçti. Dur. 5 özellik. Bak, beş. Dur. Anji, CSKA Moskova. Ondan sonra başka ne takımları vardı orada? Bak, hadi ben bir tane kopya veririm. Rubin Kazan. Rubin Kazan. Başka ne? Oğlum, bir tane kopya veririm dedim. Bir tane verdim. Rus kızları değil. Tabii ki Rus, şey, Moskova başkent çok güzel. Putin'i çok severim. Bak, 5 tane saydık. Rus kızları mı geçti arada? He, Rus kızları değil dedim, değil bak. Değil. Ya, değil yani, değil. Onları asla kategoriye koymayız. Şeyde videomda şey yayınlanacağı zaman izleyebilirsin. Evet, Ece Erken'e dönüyoruz, tamam. Evet, sence ne var? Kim atmıştır? Ya ben Ozan'ın, herkes diyor ki Ozan yapmış. Ozan, hayır, Ozan nişanlı niye atsın? Yapsın. Bir de Ece Erken kaç yaşında kadın, bence gündem olmak için bu şekilde bir ben söylüyorum. Aklımdakini söylüyorum. Ben bu haberi aslında gördüm. Altındaki yorumlara baktım. Kolarov olduğu söyleniyor. İyi de Kolarov. Yani evet. Galatasaray taraftarlarının yapmış olduğu, Kolarov atmıştır kesin diye. Ama benim
Net bir tahminim var. Bu vatandaş, bu futbolcu sarı kafalı. Max Cruyff'un attığını düşünüyorum. Max Cruyff. Çünkü magazinsel olayları çok seviyor. Bundan bir hafta önce de dart turnuvasına katıldı. Acun'la takılmayı çok seviyor. O sese de katıldı. Orada hadiseye de yürüdü. Potansiyel var. Ya Ece Erken ne bileyim. Potansiyel var. Max Cruyff olduğunu düşünüyorum. Saçma yani. Evet Nurcan Hanım. Başka soru alalım. Lütfen magazin. Yani Fenerbahçe'den başladık. Fenerbahçe'den gidelim. Yok Galatasaray'a geçelim ya. Fenerbahçe'den bu kadar yeter. Birazdan tekrar gelirim. Galatasaray Altay karşısında biliyorsun 3-1 galibiyetle ayrıldı. Maç nasıldı? Ben izleyemedim maçı. Bir golü penaltıdan Falcao atmış. Belhanda ve Emre Akbaba gol atmış. Asistli söyleyemiyorum ben bu oyuncu. Sekidika. Sekidika. Tamam. Sekidika. 60 ne diyorsun? Yani nasıldı? Nasıl oynadı? Sekidika asist yapmış. Düzeltelim orayı. Evet yani aslına bakarsan ben de çalışıyordum. Çok hani böyle takip etme şansım olmadı. Tabii gözcüyle de iş yerinde de olsam bakmaya çalıştım. Ama bunlar ölçü değil. Yani bu maçların ölçü olma şansı yok. Hatta bir kaç taraftar da gördüm. İşte Selçuk'u aldı, Jimmy Durmaz'ı aldı, bunları niye alıyorsun diye. Arkadaşlar bu yani bunlar hazırlık maçı. Bu maçlarda skora bakılmaz. Yani skor çok önemli değildir. Önemli olan buradaki oyuncuları ikinci yarıya adapte etmek, kondisyonunu yukarı çıkartmak, aynı zamanda dayanıklıklarını 90 dakikaya yayabilmek için form tutmasını sağlamaktır. Fatih evet. Terim her oyuncuyu burada deneyecek, görecek, ona göre kadro planlaması yapacaktır. Şimdi JSS Sekidika izlediğim kadarıyla çok hızlı bir futbolcu. Galatasaray'ın en büyük dezavantajı ne diyorduk biz? Kanatları çok yavaş. Şimdi Onyekuru, ki Onyekuru'yu sorarsın büyük ihtimal, o yüzden girmiyorum. Onyekuru ve JSS Sekidika ile beraber hızlı bir kanada sahip oldu. Falcao şu an daha çok iyi besleyebilecek kanatlara sahip. Ancak Sekidika direkt ilk 11 oynayabilecek mi? Orada Feghouli oynuyor. Feghouli'yi kesebilecek mi? Veya hoca Fatih Hoca burada hangisinden yana kullanacak? Onu zaman gösterecek. Ama en azından şunu söyleyebilirim. İlk 11 olmasa bile bu sezon en azından hamle oyuncusu kazandı Galatasaray. Bunu net bir şekilde. Oyunu değiştirebilecek yani senin hamle. Her zaman dile getirdiğin 3. bölgeye topu taşıyamayan bir Galatasaray var. Sözün tarih mi oluyor şu an? Olamaz. Gene neden? Taşıyamayabilir. Gene çünkü bu o topu 3. bölgeye taşıma olayı orta sahadan veya defanstan başlar. Yani 10 numarayla beraber mesela Ndiaye, Lemine yapabilir bunu. Seri yapabilir bunu ama Seri Arda ve... Turan yapar mı? Arda Turan yapamaz. Neden? Yapar tabii ki de Arda Turan ama şu an yapamaz. Neden? Çünkü Arda Turan eski formunda değil. Peki. Yani şöyle, Ndiaye olsa Ndiaye tipindeki bir oyuncu topu oraya götürür ama... O da Trabzon'a gitti. Orada işte aksiyon alabilecek oyuncusu var şu an Galatasaray. Oraya götürecek, taşıyacak oyuncusu şu an Lemin olarak görüyorum. Açıkçası. Peki Talişka gelse? Yani Talişka... Trabzonspor... Talişka biliyorsun, Talişka yani, dedikodusu da var. Kime var? Trabzon'a da, evet, Galatasaray'a da. Yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray da geçiyor şu an. Yıllık 11 milyon euro alıyor Talişka. Bu paraları Türkiye'de verebilecek takım yok. Onu bir kere yazın bir kenara. Ben Talişka'nın da Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum. Trabzon'a ki bence... şöyle bir şey var. Talişka parayı seven bir oyuncu. İstese daha büyük takımlarda Avrupa'da oynayabilirdi. Çin'e gitti. Ne için gitti? Para için gitti. Ne demek bu? Parayı seven bir futbolcu demek. Parayı verirsin gelir. Ama 11 milyon euro vermen lazım. Kim verecek ona parayı? Türkiye'de veren yok. Veremez yani. Mümkün değil. Tabii orada vergiler daha farklıdır da. Ya yarısını çıkarsan bile 5,5 milyon euro yapıyor. Yani ciddi bir para. Falcao'ya zaten Galatasaray o kadar para veriyor. Bir ikincisini kaldıramaz Galatasaray. Evet. Trabzon bir oyuncu o kadar para verebilir mi? Berat Albayrak girerse verebilir. Her neyse siyaset yapmayalım. Berat Albayrak girerse verebilir yani. Ya sinirim soğuk. Evet, devam edelim o yüzden. Getirmem yani. Neyse, getirecek arkadaşlarımız var sağ olsunlar. Rusya'dan. Cenk Tosun. Crystal Palace'a transfer oldu. Forma şansı bular mı sence? Bular mı ama bak. Bulur mu değil. Bular. Orada bak yani. Bulur mu? En golcü oyuncusu Andre değil. Jordan Ayew'di. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. 5 evet. Gol atmış. Yani gol yollarındaki forvetlerde biraz sıkıntı yaşıyor Crystal Palace.
O yüzden hani Cenk Tosun burada ilaç olabilir onlara. Forma şansı da bulabilir. Ki ben Teke'de oradaydı yanlış hatırlamıyorsam ve Trabzonspor Charlotte'ı da oradan kiraladı. Evet. Yani orada forma şansı bulabilir ki inşallah bulur ve kendini gösterir ve tekrar Türkiye'ye dönüşü çok çabuk olmaz Cenk'in. Attın kendini oraya, kalabildiğin kadar orada kalsın. Ben Cenk'in şu an hani Türkiye'ye geri gelmesini istemiyorum. Buradan da başarılar diliyoruz Cenk Tosun'a. İnşallah orada kendini bir şekilde gösterir. Everton olmasa bile yine Premier Lig takımlarında kalır. Veya farklı ligler, Almanya'da istiyormuş kendisi duyduğum kadarıyla. Almanya'ya gider. Yani Türkiye'ye çok fazla dönmesin. Bize milli takımda çok faydalı olabilecek bir futbolcu. Şimdi Crystal Palace'da ilk 11 veya sonradan girse dahi bir form tutarsa Türkiye milli takımına 2020 Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük ihtiyacı olan bir futbolcu. Evet. Ve bizim işimize de çok yarayacak. Çünkü yani şöyle, evet, milli takımda forvet sıkıntımız var bizim. Evet, Burak var ama Burak da bir yere kadar. Cenk Tosun burada bize çok faydalı olur milli takımda. İnşallah burada oynar ve çok süre alır. Milli takıma da çok faydalı bir şekilde sakatlık geçirmeden gelir. Evet. Aynen, ben de senin bu görüşüne katılıyorum. Yani büyük bir takıma gidip yedek kulübesinde beklemektense daha orta bütçeli bir takımda Premier Lig'de top oynayıp aktif bir şekilde antrenmanlarına devam, evet, etmesi, gol atması Türkiye'nin bu yılki turnuvalarda Cenk'i etkin bir şekilde kullanmasına sebep olur. Bu sebeple kesinlikle sana katılıyorum. Onyekuru biliyorsun, sıkma teşhisi konuldu. Evet, ona girecektim az sen önce. Sen sahalara ne zaman döner? Ya sıtma sen konusu... Sen araştırdın mı bu arada? Yani araştırdım ama net bir bilgi yok. Ciddi bir hastalık. Ciddi bir hastalık. Bir hastalık. Bulaşıcı bir hastalık. Yani tüm takımın şu an taramaya girmesi gerekiyor. Muhtemelen yani, de girmiştir. Yani artık girdi mi girmiş mi? Çünkü bulaşıcı bir hastalık ve ciddi bir hastalık. Yani ölüme kadar gidebiliyor biliyorsun. Hani evet, o kadar böyle hafif alınacak gribal enfeksiyon değil, gibi bir hastalık değil. Yanlış hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bundan yıllar önce Aaron Kone, şu an Sivasspor'da oynayan Kone, Sevilla'da oynarken Galatasaray transferi vardı. O dönemde bir sıtma hastalığı geçirmişti. O atlattı ama hani çabuk mu döner, hızlı mı döner, tam böyle net bir bilgiye sahip değilim. Bir doktor da onu hafiften araştırdım. Ancak hani böyle net bilgi verilmiş değil. Sadece neler yapılabileceği, hastalığın süreçleriyle alakalı olan şeyleri açıklamıyor. Onu da benim burada bunları açıklamamın bir ya anlamı ciddi yok. Ciddi bir enfeksiyon hastalığı. Ciddi bir hastalık. Evet. Yani ölüme kadar götürebiliyor, komaya kadar sokabiliyor. Bazı işte ne bileyim ateşten zaten şüphelenmişler. Yüksek ateş, kusma, bulantı, baş dönmesi gibi sıkıntılar yapıyormuş. Zaten ama şöyle bir şey, yani bu Türkiye'ye girerken taranmadı mı acaba? Çünkü biliyorsun çok ciddi bu. Taranmama ihtimali yok. Ya da şey, gözden kaçırmış olabilirler mi? Sonradan teşhis şöyle, doktorlar Yener İnce, onu bir duydum. Yener İnce yüksek ateşten şüpheleniyor, hemen teşhis için bakıyorlar, hemen tedaviye de başlıyorlar. Bu artı, yani hemen tedaviye başlanması bir artı. Evet, başka soru alalım. Beşiktaş'a geleceğim Günay. Altın Ordu'yla bir hazırlık maçı yaptı. 2-2 bitti biliyorsun. Zaten Altın Ordu'nu sen her zaman söylüyorsun. Altın Ordu'nun altyapısı gerçekten altyapısı iyi. A takım için aynı, evet, şeyleri söyleyemiyoruz. Bu maçta Lens ve Burak Yılmaz'dan goller geliyor. Beşiktaş transferde sıkıntılı günler geçiriyor. Mali açıdan biliyorsun. Fikret Orman ibra edilmedi. Beşiktaş'ı nasıl bir dönem bekliyor sence? Yine kara bulutlar dolaşıyor Beşiktaş'ın üzerinde. Yani Beşiktaş zaten maddi olarak çok sıkıntılı olduğu belliydi. Yani transfer yapacaklar mı yapamayacaklar mı şu an hani net bir şey söyleyemiyoruz. 2 milyon artıda olduğu, milyon TL artıda olduğu söyleniyor. Yani bu 2 milyon TL ile ne alabilirsin? Yani kimi alabilirsin? Çok düşük bir bütçe. Para yok. Yani birkaç arkadaşımla görüştüm bir yerlerden. Yine 3-4 aydan beri maaş alamadıklarını söylüyorlar. Çok büyük sıkıntılar var. Duyduğum kadarıyla basketbol şubesinde sözleşmesini tek taraflı fesheden oyuncular varmış. Yani Ahmet Nur Çeviri şunu söyleyebilirim. Yani bu kulübün böyle olduğunu sen en iyi bilenlerdendin. Dışarıdan gelen, yani dışarıdan adaylığını koyan, yönetimde olmayıp da adaylığını koyan bir başkanın
bu durumları bilme şansı çok azdı. Ama Ahmet Nur Çebi bunları biliyordu ve bunu bilerek geldi. Ve bunu bilerek gelip de nasıl önlem almaz ona hayret ediyorum. Yani madem böyle bir ateşten gömlek giydin, bunu bilerek gelip hemen aksiyonlar alınıp nasıl ki Mustafa Cengiz Galatasaray'a geldiğinde Dursun Özbek'ten bir enkaz alıp artıya doğru çıkarttı. Evet. Bunu yapması gerekiyordu. Ki bence gerekli aksiyonları almadı ve Beşiktaş taraftarı da bundan mutlu değil. Şu açıdan mutlu değil. Kendi haklarını şu an Ahmet Nur Çebi koruyacak gibi de durmuyor. Yani basın toplantısında da çok pasif. Evet. Tepkililer. Yani bilemiyorum. Beşiktaş'ı çok zor dönem bekliyor. Tam da aslında bakarsan böyle 6 hafta üst üste galibiyet alıp havaya da girmişlerdi. Son iki maçta puan kayıpları yaşadılar. İkinci yarıya da böyle bir havayla girseydi hadi şampiyonluk için bir şeyler söyleyebilirdik ama şu an için hani böyle rakiplerin gerisinde kalacak. Fenerbahçe'nin de aynı şekilde. Yani onların da transfer yapamaması gerekiyor ama nasıl oluyor ki transfer yapıyorlar bilemiyoruz. Biliyorsun ki onlar da üyelere ek 50 lira haricinde 500 lira para istediler. Evet ya, bununla alakalı bunun ismi dilencilikten başka bir şey değildir. Hani o kadar para topluyor. Evet onlar nereye gitti? Paralar nereye gitti? Şimdi Aziz Yıldırım'a borç batağında bıraktığı söyleniyor. Ancak ama onun üstüne kapatma değil tekrar borç açılıyor. Yani Fenerbahçe'de evet transferler yapılabilir, yapılacaklardır da ama şu ortamda ben diyorum yani Fenerbahçe'nin transfer yapmasına bence gerek yok. Çünkü daha çok eksiye gidersin ki şampiyon olamama gibi bir durum da daha kötü olur. Çünkü evet. Şampiyon olduğun zaman belli bir bütçe geliyor sana ama şampiyon olamazsan o bütçeden yararlanamıyorsun. O pastadan payı rahat bir şekilde alamıyorsun. Avrupa'ya gitmeme cezası geleceği söyleniyor şu anda ki şampiyon olsan daha iyi Şampiyonlar Ligi'ne veya UEFA'ya gidemeyeceksin. Oradan ciddi bir puan para kaybı olacak Fenerbahçe'nin. Yani bunları düşünmesi gerekiyor. Dur demesi gerekiyor. Taraftarın da buna bir şekilde destek olup arkasında durması gerekiyor. Artık olan oldu bu yönetim. Evet, bir şekilde Beşiktaş değil. Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Evet yani Fenerbahçe'nin artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Taraftar olarak takımının arkasında duracaklar ki bence Türkiye'de bunu en iyi yapabilen taraftar grubu. Yani bu durumlarda bahsediyorum. Şimdi ben Beşiktaş'tan devam edeceğim. Fener'e de geleceğim. Bunu dağıtmayalım. Çünkü ben dağıldım şu an. Yani sen bir Fener'den soruyorsun, bir Beşiktaş'tan soruyorsun. Dağıldın. Evet tamam sendeyiz moderatör hanımefendi. Şimdi Fener'den gidiyoruz ya. Bence Fenerbahçe'den sonra en son Beşiktaş'tan konuyu yapalım. Konuyu Fenerbahçe'ye taşıyan sensin. Beşiktaş tamam, yönetiminden özür dilerim. Fenerbahçe'yi tamam. Sen taşıdın. Lütfen. Tamam özür dilerim sayın seyirciler. Dikkat edelim. Yayından sonra yine terlik var. Suçlayarak konuşmayalım. Tamam devam Teşekkür edelim. Teşekkür ediyorum. Konu konuyu açıyor. Eski kalecisi Cenk Dönen'in geri geleceği ciddi bir şekilde söyleniyor. Sence faydalı olur mu? Cenk Dönen şöyle ya Beşiktaş'ın net bir şekilde yedek kaleci ihtiyacı var. Hani evet. İlk 11 olarak alındığını veya alınmayacağını tam net bir şekilde kestiremiyorum ki Karius da bugün çok kötü bir gol yemiş. Gene mi? Rezil. Ama hani Cenk Dönen'i ilk 11 olarak mı yedek olarak mı düşünüyorlar tam bilmiyorum ama yedek kaleci ihtiyaçları var. Cenk Gönen de bu açıyı kapatabilecek, makul seviyelerde alınabilecek bir futbolcu olduğu için, kaleci olduğu için ben mantıklı görüyorum açıkçası. Evet bazı taraftarlar yine burada şey yapıyorlar, Cenk Gönen başka oyuncu mu alamıyoruz diyorlar ama bence Cenk Gönen Beşiktaş'a lazım. Şu açıdan lazım yani alabileceğin mali açıdan en iyi futbolcu veya kaleci sana artılar katabilir. Yani Karius'un yokluğunda eyvah dedirtmeyecek yine bir kaleci. Evet gene eyvah diyebilirsiniz ama Karius kadar bir gol yiyecek yani. Ama Utku Yuva Kur'an'la bir sezona başlayamazsınız ama Cenk Gönen'den bir nebze de olsa başlayabilirsiniz. O yüzden faydalı sağlar yani. Faydalı olur. Utku da kötü bir kaleci değil. Bence kötü kaleci. Neden? Yani neden çıktığı maçlarda görüyoruz. Genç. Reaksiyonu genç. Neyi genç? Kaç yaşında Utku Yuva Kur'an? Yani 20-21 yaşında diye hatırlıyorum. Yani o yaştaki oyuncular artık genç diye bakmayacaksın. Yani biz oyuncu gönderirken bize kaç yaşında, 18-19 yaşında o yaşlanmış diyorlar. Yaşlı. Artık genç futbolcu Avrupa kavramında böyle 18-19 yaşında, 20 yaşında olduğu zaman genç futbolcu değil. 21 yaşında artık tecrübeleniyor. Yani João Felix'e bakıyorsun kaç yaşında, kaç milyon eurolara gitmiş. Evet. Artık global bakmamız lazım. Genç futbolcu 18-17
O yaşlarda 20'yi bulduğun an genç futbolculuğu bitiyor. Genç Semih dedik, 26-28 yaşına kadar genç Semih dedik yani Türkiye'de. Harbiden ha. Lanet. Peki. Fenerbahçe Frankfurt'tan Simon Falette diye bir oyuncuyu transfer etmek istiyormuş. Yok, etti. Etti, etti. Aldı mı? Aldı. Ha, bak ben bu haberde geri kalmışım. Evet. Peki bunun değerine 3,5 milyon euro falan diyorlar, diyorlarmış. Zaten almışlar artık. Kaç ay oldu aldılar? Kiralık geldi. Sen başka bir yerden bonservisine bakmışsın herhalde. Bonservis evet, bedeli evet. Büyük ihtimal 3,5 milyon euroydu. Ben de öyle hatırlıyorum. Transfer kiralık olarak gerçekleşti. Ya, bu da Avrupa Ligi'nde sadece 14 maça çıkmış. Yani sence iyi bir transfer mi? Ya ben onu inceledim. Şöyle Avrupa Ligi'nin geçen yıl Avrupa ve ligde toplamda 14 tane. Ligde 7, Avrupa'da 7 olmak üzere toplamda geçen yıl 14 tane maça çıkıyor. Bu yıl ise 1 maça çıkıyor. Yani çok fazla oynayan bir futbolcu değil. Ama anladığım kadarıyla neden transfer edildi derseniz işte bu maliyetler Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlıyor. Bazı futbolcuları alamıyorlar ve en uygun futbolcuyu bulmaya çalışıyorlar. Sezonu atlatmaya çalışıyorlar. Önünü görmek istiyorlar. Yani Fenerbahçe taraftarı bu transferden memnun değil gördüğüm kadarıyla. Faydalı olur mu bunu zaman gösterir ama çok fazla daha faydalı bir oyuncu çok fazla oynayan bir futbolcu olmadığı için net bir şey söyleyemiyorum şu anda. Hani çok fazla oynamış olsaydı yine veri oluşurdu kafamızda ama veri yok şu anda. Veri olmadığı için hani bir şey söyleyemez ama şu tabloya baktığın zaman Fenerbahçe'nin oyuncusu olabilecek bir futbolcu olarak görmüyorum kendisini. Evet. Peki Fenerbahçe sol bek alacak mı sence? Ya sol bek alması gerekiyor. Fenerbahçe'nin aslında bakarsan tek beklentisi sol bek. Sabah kalkıp akşam yatana kadar sürekli şey soruyorlar. Yani sol bek soruyorlar baktığım gördüğüm kadarıyla. O yüzden evet. Sol bek alması lazım. Başka sorumuz var mı diyeceğim? Günaycığım, benim soracaklarım sana bu kadar. Atlattığım bir soru var mı? Şöyle bir kontrol ediyorum. Şöyle bakalım. Bunun haricinde şu an Galatasaray'ın transferleri sence yeterli mi? Değil. Hangi bölgeye? 10 numara ve stoper. Ama en önemlisi 10 numara. Ve bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Lütfen yorum yapın. Yorum yapmaktan korkmayın. Eleştirin. Eleştirebilirsiniz. Her türlü küfürsüz eleştiriye açığız. İyi yönlerimiz varsa söyleyin. Kötü yönlerimiz varsa söyleyin. Ama en önemlisi abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.